Türevlenebilir x ve y fonksiyonlarının arasındaki ilişki aşağıda verilmiş. Bu ilişki y eşittir kare kök x'miş. Bize x ve y'nin türevlenebilir fonksiyonlar olduğu bilgisi de verilmiş. Yani x bile bir fonksiyon, bir şeyin bir fonksiyonu. Ayrıca x'in t'ye göre türevinin 12 olduğu da biliniyor. Ve bizden de x eşittir 9 için y'nin t'ye göre türevini bulmamız istenmiş. Şimdi önce soruyu anladığımızdan emin olalım x ve y'nin birer fonksiyon oldukları söylenmiş. Görünüşe göre her ikisi de t'nin bir fonksiyonu değil mi? y, x'in bir fonksiyonu ama x de t'nin bir fonksiyonu olduğu için y de t'nin bir fonksiyonu olarak düşünülebilir. Bunu şöyle yazalım. Eğer x eşittir f t ise y de kare kök x olduğu için y eşittir kare kök içinde ft diyebiliriz. Şöyle de söyleyebilirdik tabi. t'yi alıp f fonksiyonunun içine atarsanız x'i üretmiş olursunuz. Bunu da alıp karekök fonksiyonunun içine atarsanız y'yi üretmiş olursunuz. Burayı da böyle büyük bir kutu gibi düşünüp y'yi t'nin bir fonksiyonu olarak da görebilirsiniz. O zaman şimdi artık soruya dönelim sonuca ulaşmak için zincir kuralını uygulamamız gerekiyor. Zincir kuralını kullanarak y'nin t'ye göre türevi evet eşittir y'nin x'e göre türevi çarpı x'in t'ye göre türevi yazabiliriz. Bunu da sorudaki duruma uygulayalım. O zaman y'nin t'ye göre türevi eşittir diyelim. Y'nin x'e göre türevi. Peki bu ifade ne? Bize y eşittir kare kök x denmiş öyle değil mi? Bunu y eşittir x üzeri 1 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Burada kuvvet kuralını kullanmamız yeterli olacak. Yani y'nin x'e göre türevi eşittir. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Aynısını buraya da yazalım. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Ardından çarpı x'in t'ye göre türevi. Çarpı x'in t'ye göre türevi. Şimdi bakalım. Bulmaya çalıştığımız şey burada turuncu ile yazılı olan ifade. Soru bizden bunu bulmamızı istiyor. Ve bize x eşittir 9 ve x'in t'ye göre türevinin 12 olduğu bilgileri de verilmiş. O zaman soruyu çözmek için gerekli tüm bilgiye sahibiz. Bunları kullanalım. Evet, eşittir. 1 bölü 2 çarpı 9 üzeri eksi 1 bölü 2. 9 üzeri eksi 1 bölü 2, evet, çarpı x'in t'ye göre türevi. Bu da 12 olarak verilmiş çarpı 12. Şimdi bakalım. 9 üzeri 1 bölü 2, 3 eder. O zaman 9 üzeri eksi 1 bölü 2 de 1 bölü 3 olur öyle değil mi? Burası 1 bölü 3'müş. Bütün bunların hepsi de 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 6 eder. O zaman payda da 6 olur. Pay kısmında da 12 var. Sonuç 12 bölü 6. x eşittir 9'da ve x'in t'ye göre türevi 12 olduğunda y'nin t'ye göre türevini 2 olarak bulmuş olduk.